Seni burada görmekten büyük mutluluk. Ben de bu dağ başında beni kim bulabilir diye düşünüyordum. Sen bir deve kuşusun Atıf. Başın kumda, gelin dışarıda. Yardımcı olabilir miyim? Sebebi ziyaretin. Bu kadar yolu beni görmeye geldiğine göre önemli bir şey olmalı. Seninle konuşacağız Atıf. Bazı şeyleri açık açık konuşma zamanı geldi. Bence de. Buyur konuş, dinliyorum. Senin benim hakkımda ne alıp veremediğin var. Bir saniye. Efendim? Ne diyorsun, anlamıyorum. Sağır mısın? Baban elimizde. Senden isteklerimizi daha sonra bildireceğiz. Bizden haber bekle. Ali... Saim abla, babam nerede? İyi ki aradınız Atıf Bey. Sormayın, bugün korkunç şeyler oldu. Babanızla anneniz eve gelirken saldırıya uğramışlar. Babanızı kaçırmışlar. Anneniz de kalp krizi geçirdi. Şu an hastanedeyiz. Durumu ağır diyorlar. Durumu ağır ne demek? Neredesiniz? Hangi hastanedesiniz? Tamam, geliyorum hadi. Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Kötü bir haber mi? Babam nerede Fırat? Babamı bırakacaksın. Tamam, vazgeçiyorum soruşturmadan, konuşturmadan. Babamı bırak! Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne demek ne saçmalıyorsun? Al belgeleri. Tamam, vazgeçtim hepsinden. Al belgeleri, hepsini yakabilirsin, tamam mı? Ya annem kalp krizi geçirmiş. Kadın öldü, ölecek. Ya Allah belasını versin belgesini de be. Babamı bırak diyorum Fırat sana. Pazarlık yapalım, beni al, babamı bırak, tamam mı? Fırat, ne oluyor? Doğru mu bunlar? İş buralara kadar geldi mi artık? Sen anlat bari. İş buralara kadar geldi mi? Sen bu pislikle bir olup benim kuyumu mu kazıyorsun? Fırat, yapmayın. Bak, yaşlı başlı adamdan ne istiyorsun? Al beni götür, pazarlık yapalım, konuşalım ha. Al dosyaları. Ay dosyasını, al dosyaları, git. Bak, senin canın sıkkın. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Git annenin yanına. Burada salak salak konuşacağına polise haber ver. Vakit kaybediyorsun. Fırat, eğer gerçekten bu işle bir ilgin varsa... Sen benim ne zaman haydutluk yaptığımı gördün Narin? Bu herifin oyuncağı olmuşsun sen de. Bravo. Büyük avukat. Öyle hemen bir tane araba hazırlayın. İki tane de adam yollayın buraya çabuk. Bunun yanında kalmayacağını biliyorsun değil mi? Hı? Canım pahasına da olsa senin bütün gerçek yüzünü ortaya çıkartacağım, tamam mı? Süründürürüm seni. Umarım bu işin altından çıkmazsın Fırat. Ya baksana şu surata, gözümüzün içine baka baka doğruyu mu söyleyecek? Bırak Allah aşkına. Yürü gidelim. Yani çocuğu böyle annesiz büyütmek zor olmayacak mı Sermet Bey dadıların elinde? Ama siz kafadan giriyorsunuz yani mevzuya. Öyle ama. Büyük sorumluluk, bir de kız çocuğu. Görünüşte babası Ali. Cık. Olur mu ya? Tamam, kitabını uydurmuşsunuz ama olmaz. Bakın, ben diyorum ki bir zamanlar babuşkasını bulmuştunuz ya siz. Kadın belki iyileşmiştir. İrina belki onun yanındadır. Gene bir araştırsanız ha. Benim çocukla ilgili bir sıkıntım yok ki ya. Yani ben Galine'yi seviyorum. O çocuk benim ailem. Tamam da öyle olmaz. İki gün sonra sizin kendi çocuğunuz olunca ne olacak? Problem olacak. Çocuk mu?
Yani biz şimdi durup dururken çocuk mocuk mevzusuna niye giriyoruz ki? Yani Allah Allah. Ayrıca çocuk olması için önce ilgili bir hanımla flört etmek lazım değil mi? Yani sonrasında çocuk olur. Değil mi yani? Hangi kadın sonsuza kadar flört eder Sermet Bey? Hı? Tamam canım, ben sizi anlıyorum. Siz erkek millete değil misiniz? Hepiniz aynısınız yani. Tasmayı kaptırmayayım, aman onun derdindesiniz. Hem kalbiniz çarpar böyle deli gibi, hem de gözünüz kapıda olur nasıl kaçsam diye. Benim gözüm kapıda falan değil. Ben Galina'yı düşünüyorum. Cık. Olmaz. Çocuk annesi dönecek sanıyor. Gelmeyeceğini anlayınca büyük sarsıntı geçirecek. Neyse, ben sizi daha fazla üzmeyeyim. Ben yemek yapıyordum, birlikte yer miyiz? Yeriz. Tamam. Ama birlikte yapacağız. Yardım edeceksiniz bana. Ben mi? Evet, yardım edecek kimse yok. Biz yapacağız yemeği. Hadi gelin. Mesajlara döşenirken iyi. İş gerçeğe binince ödü koptu. Ay çok tatlı ya. Böyle küçük küçük idare etmeli. Ben aşk acısı nedir bilirim. Nari'nin bir gülümsemesi bile kaç hafta yetiyor bana. Kırmayayım şimdi kızı. Yazık, gönlü olsun fakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, Deniz Hanım, danayı direkt man koymuşsunuz tavaya. Aa, aşk olsun ama bakın bunlar çok güzel, parmaklarınızı yiyeceksiniz. Eliniz yatkın bu işlere Sermet Bey. Biz sizin gibi hizmetçilerle büyümedik Deniz Hanım. Kendi işimizi kendimiz yaptık hep. Vay Irmak Hanım, kaynananı seviyormuş. Hoş geldiniz Sermet Bey. Sizi sık sık görür olduk artık bu evde. Galina'yı konuşmaya gelmiş. Ben koruyucu annesiyim ya. Bilmiyordum. Nereden icap etti? Yeni sosyal sorumluluk projem mi? Hayatım, salatayı karıştır. Bir de çatal bıçak getir. Bardaklara da hadi. Sürekli beni kontrol etmeniz gerekmiyor Sermet Bey. Bir yere kaçmıyorum gördüğünüz gibi. Ben işimi şansa bırakmam. Irmak hadi oyalanma. Hadi et dolmak üzere. Atıf, bir sen değil mi o? Koş. Hadi. Atıf Bey. Atıf, sakın öfkelenip bir şey söyleme, tamam mı? Polis de sorgulayacak, sakin ol lütfen. Atıf Bey lütfen. Atıf Bey bir açıklama yapar mısın? Atıf Bey, bir süredir kayıptınız. Hayatınızda ne bir şey mi? Arkadaşlar, hiç sırası değil lütfen. Arkadaşlar, bir saniye lütfen. Atıf Bey, kendisinden haber alınamıyor. Atıf Bey, sizin sandığınız biri var mı? Annem nasıl? Doktorlar içeride bir şey demiyorlar. Çok şiddetli bir kriz geçirmiş. Uzun zaman öylece o vaziyette ambulans beklemiş. Tamam, ağlamıyoruz tamam mı? Hiçbirimiz ağlamıyorsunuz. Annem iyi olacak, tamam mı? Sami de burada. Onu da vurmuşlar yere gelesi çeller. O da ağır. Tamam, sen otur. Doktor geliyor. Merhaba doktor bey. Atıf bir selam. Nedir annemin durumu? Odama geçelim, daha rahat konuşuruz.
Karım nasıl düşünür adam kaçırabilecek? Nasıl adamla olup aleyhimde belge toplar? Ne belgesi bunlar? Bu kız neyin peşinde? Atık Bey, bir açık ver. Atık Bey, lütfen. Atık Bey. İfadenizi almamızı gerekiyor. Şimdi mi? Hiç kendine değil. Ya sorsanız adamı söyleyecek durumda değilim. Annemin durumu malum biliyorsunuz. Kadın bayağı kötü. Şoförünüz Sami Kaşar darp edilmiş. Babanızın da aynı arabada olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca kayıp olduğunuzu bildirmişlerdi. Emniyet her yerde sizi arıyordu. Annemle şoför aynı arabadaydılar. Babam arabada falan değil. Ben de biraz kafamı dinlemek için ortalıktan kayboldum. Bizim şoförün akrabalarıyla mı ne işte? Bir sorunu vardı, alacak verecek. Sanırım onunla ilgili bir şey. Yani bizlik bir durum yok. Abimin Nari yenge defteri bugün kökünden kapanacak. Bakar görürsün. Ben de azat olacağım inşallah bu Narin Müdürlüğü'nden 13 sene sonra. Erken seviniyorsun sen. O kadar kolay değil. Kızım, benim o attığım mesajları alan bir kadın iflah olmaz. Diyeyim ben sana, garantili. E derse, patron ben o mesajları yazmadım derse. Deli olma kızım ya. Deniz Hanım öyle şeylerin lafını eder mi hayatta ya? Kadının bir klası var bir kere, böyle bir sosyetik. Hem de aynı zamanda asil falan, hayatta yüz göz olmaz. İşte sen bu işleri çok iyi biliyorsun. Tecrübeli belli. Yok be kızım. Bizimki senin terzi misali, kendimize faydamız yok. Baksana şu halime. Sen evlisin, bir de çocuk var. Beni de idare ediyorsun arada. Daha ne? Keyif, tamam. Sen kıskanıyor musun beni? Hı? Gel bakayım buraya. Kıskandın mı sen beni? Kadın gitti işte kızım. Boşanacağım. Sonra ben kenara geçeceğim. Ondan sonra bir suyla yıkam. Hani ben bir şey göremiyorum, bir şey kaçmamış gözüne yani. Vallahi şey abi, Zafer geldi de müsait değil, değil mi? Niye öyle diyeceksin? Müsait olmayan bir durum mu var? Geliyorum ben şimdi. Tamam. Ben gideyim şu işi halledeyim. Böyle şeyleri de kafana takma, tamam? Silahtar Bey'in iyi olduğuna çok sevindik beyefendi. Zira biz onun da arabada olduğunu düşünüyorduk. Babam gerçekten kaçırıldı. Nasıl yani? Kaçıranlar taleplerini iletene kadar polisin hiçbir şeyden haberi olmaması lazım. Evet. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmaya devam edin. Lütfen. Bay olsun efendim. Atif, yapma böyle ne olursun. Nalan, ben bu çete işine girmemiş olsaydım şu anda annem bu durumda olmayacaktı. Kadının kalbi var. İki kere durmuş kalbi ambulansta. Ya ölürse, ha? Sana söz veriyorum, iyileşecek. İkisi birden iyi olacak, söz veriyorum. Abi. Adam gözümün içine baka baka yalan söylüyor. İnkar ediyor yaptıklarını. Şimdi Erol Bey'le gitmiş, onların hepsini anlatıyordur. Benden bahsedip gül oynuyor. Ha? Nasıl olacak? Bana bak. Sana yemin ediyorum. Eğer annemin babamın başına bir şey gelse. Yemin ederim Fırat Kazan'ın gözünün yaşına bakma. Benim bir işim var, halledip geliyorum. Ben de bir hava alacağım. Can, ne haber? Ha, ne yapıyorsun Nalan? Valla haberleri iyi değil. Atıf'ın babası kaçırıldı, annesi yoğun bakımda kalp krizi geçirdi. Ne diyorsun kızım, şaka mı bu ya? Yok yok, şaka değil, keşke olsa. Ben hastanedeyim şimdi, bir işim var, halletmem gerekiyor. Gelebilir misin acaba? Hali perişan çocuğun. Burada birileri var ama yetmez. Bir dosta ihtiyacı var. Tamam tamam. Hangi hastane? Tamam geliyorum. Kapat. Of hay Allah ya. Öyle hemen beni kabul etmeyecek tabii hayatına. Kızın yüzünü yere getirdik küçücük kasabada. Bir de ailenin gazına geldik, ayrıldık kızdan. Hapislik hali işte abi. Yaşımız da ufak. Gencecik kızı ortalarda bıraktık. Sahipsiz kaldı. Çok da geç değil be Zafer'im. Hani tutarsın elinden, konuşursun. Dersin böyleyken böyle. Daha fazlasını yapacağım abi. Evlenme teklifi edeceğim. Ne yapacaksın? Evlenme teklifi edeceğim. Şaşırdım şimdi ha. Öyle abi, başka yol yok bu işin. Gel evinin kadını ol diyeceğim. Ben bunu çok düşündüm Ali abi.
Eğer ben şimdi bunu yapmazsam bana ne burada ne ahirette huzur yok abi. O kızın böyle kötü yola düşmesinin tek sebebi benim. Vallahi Zafer'im hani sen çok delikanlı adam çıktın. Ne diyeyim ben sana? Hani bu yaptığın işin sevabı çok büyük. O can sıkıcı işlere gelince de 7 ayrı hamamda 7 tas su dökülecek. Tövbesini edecek. Bitecek hani biz böyle duyduk büyüklerden. Ama Şadiye bu yollara bir daha düşerse. Yok abicim olur mu öyle şey ya? Oğlum her genç kızın hayali yuva kuracak, mutlu olacak. Hele onun pozisyonundaki bir kız için. Kulun kölen olur oğlum. Sen teklifini yap, gerisi kendiliğinden gelir. Oh. Zahmet oldu Irmak Hanım. Sizin de elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun. Narin Fırat'ın evine geldi, bilginize. Fırat, kadının durumu çok ağır. Belki de ölecek. Kocasını son bir kez ona veda etmesine izin vermeyecek misin? Bu biraz ağır olmuyor mu? Gel. Belki beni sen ikna edersin. Ablacığım ben çıkıyorum. Görüşürüz sonra. Nereye canım bu saatte ya? Bizim candanlar dışarı çıkıyormuş da beni de çağırdılar. Onlara katılacağım ben. Görüşürüz. Afiyet olsun. Deniz Hanım, bence Irmak'la Fırat'ın arasını yapmamız lazım. Böyle olmayacak. Fırat bence o konuyu kapattı Sermet Bey. Ben yardım edeyim size. Yok yok, zahmet etmeyin. Oturun siz. Hay benim çeneme ya. Üf, Narin'i kıskanıyor. Benim yüzümden arası iyice bozulacak bunların. Nasıl dertlendi birden. Lan ne yapsak Ali de yok soralım. Ne ince işlermiş arkadaş bunlar ya. Hayatım boyunca karanlık işler yapmadım ben. Aleyhimde ne topladığınızı bilmiyorum ama ben kendimi çok iyi biliyorum. O Atıfit'i babasını bankanın üzerine saldı. Esas bu onun hesabını verecek. Sizin de ben değil. Avukatım uğraşacak. O gece neden geldin sen oraya? O itin benimle ne alıp veremediği var öğrenmek istedim. Tabii telefon gelince üzerime saldırdı ama çok iyi oldu. Büyük planınızın ne olduğunu anlamış bulunuyorum. Senin de hangi nedenle orada olduğunu. Ben hiçbir suça kayıtsız kalamam, bunu bilmiyor musun? Peki. Buraya geldiğin gece eğer seninle güzel vakit geçirseydik o söylediğin suça kayıtsız kalacaktın anladığım kadarıyla. Ama benim sana tavrımdan dolayı fikrini değiştirdin. Gözlerine bakıp karar verecektim. Masum olduğuna inanmaya ihtiyacım vardı. Seni dava etmek kolay bir şey mi sanıyorsun benim için? Bir avukata göre alışılmamış yöntemlerim var. Gözlerime baksana. Demek gözlere bakarak bir insanın suçlu olup olmadığını anlıyorsun. Hadi bak. İğrençleşme Fırat. En azından Atıf'la sevgili olmadığını anladık. Beni içeri tıktırmanızı tercih ederim. Biliyor musun? Fırat, gerçekten hayatımın sonuna kadar seni görmek istemiyorum. İzin ver seni son bir kez öpeyim. Fırat.
Bu yaptığın izin istemek değil gerçekten. Başka bir şeye giriyor. Saçmalama lütfen Fırat. Saçmalama lütfen. Fırat. Fırat. Beni yalnız bırak. Deniz Hanım, bizim birader biraz ketum çocuktur. Yani öyle kesten kana akmaz. Tabii Irmak gidince çok üzüldü. Nasıl üzülmesin adam? Nişanlısı, düğün günü belli. Yani birden harap oldu çocuk. Sermet Bey, bana o buzdolabı Fırat'tan bahsetmeyin lütfen. O sepetledi benim kız kardeşime. Benim kız kardeşim neler çekti onun yüzünden. Ayrıca ben o konuşmayı daha önce yaptım onunla. Evlenebiliriz de evlenmeyebiliriz de havalarındaydı. Çıldırttı beni ya. Sonra ne yaptı? Nişanlandı. Sonra sepet havası. Ya bırakın Allah aşkına böyle aşk olur mu ya? Şimdi ama yani erkek milleti de şeye gelmez yani. Vallahi ben seven erkek nasıldır iyi bilirim Sermet Bey. Böyle kadına kendini yıldızlı geceler kadar iyi hissettirir. Deniz Hanım, filmlerde görüyorsunuz böyle şeyleri. Nerede var öyle fulüm fulü bir erkek? Ben tanıyorum böyle bir erkek Sermet Bey. Siz. Aha. Yok bir şeyler olmuş arkadaş bu kadın milletine. Buraya gelmekle daha mı umutlandırdık? Ne yaptık bunu anlamadım ki ben şimdi ya. İyice köşeye sıkıştım. Hadi bakalım nereye kaçacaksın artık? Fırat. Fırat. Fırat neyin var? Ne oluyor? İyiyim. Şimdi geçer. Neren ağrıyor? Anlamadım. Neyin ağrısı bu? Bilmedim Narin. Bende öyle bir durum yok. Yani ben dozonun önüne gideneyim Deniz Hanım. Ben kötü bir adamım. Yani benimki saçma sapan, saplantılı, tek taraflı bir aşk. Yani çocukluk aşkı yani. Benim Narin olan aşkım çocukluktan kalma bir durum. Yani değil mi? Yani hapı olsa içeceğim, kurtulacağım. Gerçekler acıdır Deniz Hanım. Bana müstahak. Başkasına kör kütük aşık olan adama aşık olursan alacağın cevap da bu işte. Gerzek Deniz. Şimdi neydi o mesajlar diyeceğim. Ciddiye mi aldın diyecek. Aman değmez küçük düşmeye. Geç oldu değil mi? Sohbet güzel olunca daldık. Ben gideyim. Ben sizi geçireyim. Şöyle ne kadar zamandır oluyor bu böyle? 2 günden beri böyle. Ama geçiyor Emet. Geçti şu an. Tamam. Sen şimdi biraz sakinleş kendine. Gel bir doktora gider gösteririz tamam mı? Gerek yok. Hadi gel biraz su iç. Tamam ver. Tamam. Bir dakika. Ya ver.
Geçti, bir şeyim kalmadı. Tamam, ağlama. Tamam. Üzme kendini hadi. Tamam. Hadi sen sakinleş biraz, gevşemeyin canım. Beni gevşetmek için başımı mı okşuyorsun? Evet. Yalancı. Kavga etmeyelim istersen hastayken. Sana ne? Aa, çok hastayım ben. Yalancı. Hastayım ya. Hadi su iç biraz, gel. Daha kötü oluyorum. Hadi. Daha kötü oluyorum. Sen git, sen iyileşin. Sen çalışıyorsun. Fırat, iyi misin? Çok, çok özür dilerim. Çok pardon, pardon, pardon. Çok özür dilerim. Burada olduğunu bilmiyordum. Çok hastaydı. Kontrole geldim ben de. Sakın aklına abuk sabuk bir şey gelmesin zaten. Hastaydı, yatağına yatırdım, o kadar. Bulunmaz bir dostsun. Sağ ol. Hoş geldin bu arada. Özlemişim seni. İyi akşamlar. Anahtarı bırakmamış mıydın sen? Çok özür dilerim. Kapıyı çaldım ama duymadım. Ben de sana bir şey olmuştur, fenalaşmışsındır diye anahtarla girdim. Korktum senin için. İyi görünmüyorsun yine. Çıkarken bırak anahtarı oraya. Kadın kaldığı yerden devam ediyor ya. Anahtarıyla giriyor adamın evine. Ben seni ellerimle boğacağım Fırat Kazan. Ellerimle çekeceğim ipini. Ellerimle. Sahtekar, iki yüzlü. Her şey beklenir bunlardan. Her şey. Gerizekalı. 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 Ağlama Narin. Ağlama. Allah'ın belası, ağlama. Geceniz iyi geçmedi senin pandayla anlaşılan. Seninki de iyi geçmiş anlaşılan. Evet, çok eğlendim. İyi geceler. Of Narin ya. Sana ne kadar ihtiyacım var bir bilsen. Ama seninle asla konuşamam ki olanları. Öldürürsün beni Sermet'e aşık olduğumu bilsen. Keşke o şahane yıllarımıza dönebilsek yine.
Dur. Ne oldu bana ya? Sen kimsin? Ay, hatırlamıyor musun? Narin, bir kaza oldu. Ben sana arabayla çarptım. Ay, hafızanı mı kaybettin sen? Bak, benim adım Deniz. Deniz. Senin adın ne? Hatırlayabiliyor musun sen? Adın ne? Adın. Ya hatırlıyorum. Narin benim adım. Oh, çok şükür. Ay, gitmemiş. Dur, yavaş. Sen şimdi kıpırdama. Bir ameliyattan çıktın Narinciğim. Senin bacağın kırıldı. Alçıya aldılar. Önemli değil ama. Bir de şuranda bir şey var. Ben sana çarptığımda büyük ihtimalle o yere şey oldu. Değdi. İz kalmayacak. Hiç önemli değil. Dokunma. Hiç önemli değil. Narin, ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Narin Yılmaz. Benim, buyurun. Geçmiş olsun. Getirdiğiniz kazayla ilgili olarak ifadenizi almaya gelmiştim. İyi günler Hatice Hanım teyzeciğim. Kolay gelsin. Ne var, ne istediydin? Ya Mehmet kaç gündür evde tıkılı kaldı. Biraz hava alsın diye onu çıkarmaya geldim. Ya oğlan hasta. Şimdi sırası mı gezmenin? Allah Allah. İyiyim ben, iyi. Melek, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hemen geliyorum. Oğlum. Yeni kalktın ya hastalıktan. Gene üşüteceksin maazallah. Ya iyiyim diyorum, iyi. Uzatma, Allah Allah. Hatice teyze, sen merak etme, ben ilgilenirim, yanındayım. Ne yüzsüz şey ya. Oğlanın hastalığı umurunda mı? Anca kendini gezdirtme peşinde. Yani tamamen benim sakarlığım memur bey. Öyle yürüyordum kaldırımda. Taşa takılmışım, düşmüşüm, bayılmışım. Gerisini hatırlamıyorum zaten. Allah'tan sınıf arkadaşım Deniz ambulansı aramış hemen de. Onun sayesinde kurtulmuşum yani. Araba çarpmadı size yani. Yok memur bey, söylüyorum size, ben kaldırımdaydım, yürüyordum. Siz de bu olaya şahitsiniz. Öyle mi gelişti peki? Aynen. Peki ana, ben bir imzanızı alayım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şu koskoca İstanbul'da ben kalkıp sınıf arkadaşıma mı çarptım? İnanmıyorum ya. Yani sen beni tanıyorsun. Deniz Tunalı değil mi? Yuh. Soyadımı da biliyorsun. Ay, ben seni hiç tanımıyorum ama. Narin Yılmaz, memnun oldum. Ah. Garip bir tanışma oldu tabii. Ben özür dilerim, o benim cadı kız kardeşim yüzünden oldu. Ben telefonda ona laf yetiştiriyordum, sana çarptım. Olur mu canım? Asıl benim hatam. Aval aval ağzım açık dolaşıyorum ortalıkta. Olacak iş mi yani? Çok özür dilerim ben. Narin, çok da teşekkür ederim. Yoksa benim başım belaya girecekti polisle ya. Ya niye başım belaya girsin polisle? Olur mu öyle şey? Ben senin başına durduk yere binlerce şey açtım. Araban şimdi benim yüzümden tadilata girecek bir şey. Ne gerek var canım? Sen bir hafıza problemi yaşamadın emin misin, yoksa sen genelde mi böylesin? Nasıl? Kızım, serilmiş yatıyorsun benim yüzümden. Yok, gel bir de benim araba masraflarımı öde. Yok yok, normal değil. Ben bir nörolog çağırayım mı? Ben bir nörolog çağırayım. Sen bir şey olmuş çünkü yani. Vurdun ya, çağırayım mı nörolog? Yok ya, yok. İyiyim. Ne var ya? Çağırayım ben, nörolog çağırayım. Abi hayırdır, nereye gidiyorsun? Pavyona. Allah Allah, manyak mısın oğlum sen? Mahallemizin kızı burada yatıyor lan. Sahipsiz mi kalsın? Doktorlar, hemşireler pervane etrafında. Hani bu çarpan kızın kankası, amcasıymış başhekimin. O sebepten yani bir sıkıntı yok. Kız gayet rahat abi. Tamam, bunu odasına koyarsın sen. Nereden geldiğini bilmesi önemli değil. Tamam abi. Bir de saat başı rapor ver bana. Onlar hastaneden çıkarken de ara beni. Olur abi. Hadi.
Aa, ne güzel şeyler bunlar. Ver, ver. Çiçekler sizin. Aa. Bir yanlışlık olmasın ya. Benim kimsem yok ki bunu gönderecek. Bunun üstünde kart falan da yok. Yalnız zevkli çocukmuş seninki. Güzel. Ya yok. Odaları karıştırdılar herhalde. Bana gelmemiştir o. Ay, kız kıza konuşuyoruz şurada ya. Anlat bakayım kim bu mahcup delikanlı. Kız okuldan mı yoksa? Ya of, Deniz gerçekten yok öyle biri diyorum ya. Hadi. Evet. Nasılmış bakalım hastamız? Aa, Deniz Hanım, siz de mi buradaydınız? Merhaba Osman. Merhabalar. Bey. Çok ağrısı var ama. Biraz ağrısı olacak, normaldir. Ağrı kesicinin dozunu yükseltiriz. Her şey normal gözüküyor. Ama tedbir, 48 saat daha burada kalacaksınız. Ne? 48 saat mi? Mümkün değil olmaz. Hayır. Benim gitmem lazım. Neyin mümkün olup olmayacağına ben karar veririm küçük hanım. Düştüğünüzde başınızı vurmuşsunuz. Ve haliyle gözlem altında tutulmanız lazım. Tamam. Ben sonra yine gelirim. Çiçekleri dışarı alalım hadi. Gıcık. Ah kız. Bittim. Bittim ben. Bittim. Bittim. Kovuldum ben buraya kadar her şey. Bitti. Aa, olur mu öyle şey canım? Telefon açıp haber veririz. Ay, bunlar da eşek değil herhalde. Bacağın kırıldı kızım, boru mu? Ya telefonu yok onların bende. Ay, ver adresini, ben gidip söylerim. Adresi bilmiyorum ki canım. Yürüyerek gidiyorum hep, spor olsun diye yani. O zaman çaresiz bekleyecekler sen hastaneden çıkana kadar, bir zahmet. Sen ne yapıyorsun iş? Muhasebeye bakıyorum, evraklar getir götür yani, hesap kitap. Aman batmazlar ya, boş ver. Bak şimdi ben çıkıyorum. Gideceğim böyle dergiler, atıştırmalıklar falan alacağım. Çikolata, cips, gofret, kola, kuru yemiş buraya böyle yığarız. İki gün partileriz odada. Ya gerek yok. Alma o kadar şey. Paranı harcama Deniz boşuna. Partilemek ne ya? Deniz, neyin var, ne oldu? Aylar öncesinden başlardı yapacağımız tatilin planları. Her sene başka bir yere götürdü babam bizi arabasıyla. Sonra böyle işleri yoğunlaşınca pek vakit bulamadı tatil için. Arya sonu seneye gideceğiz mutlaka söz diye yeminler ederdi bize. Sonra böyle yıllar sonra yine böyle doluştuk arabaya. Çok neşeliydik. Şarkılar falan söylüyorduk. Sonra öyle bir köpek fırladı yola. Biz ırmakla arkada oturuyorduk. Böyle baktım, ırmak kıpırdıyor. O dehşet dolu gözlerle bana bakıyor. Sonra ben anneme seslendim. Anne. Sonra babama seslendim. Hiç ses gelmedi. Sonra ters dönmüş arabadan çıktım ben sürünerek.
ırmağa çekerek çıkardım. Böyle... İnsanlar koşuyordu üstümüze yardım etmek için. Sonra? Sonra işte. Geriye kalan benden gördüğün gibi bu kadar. Amcam ırmağı iyice dağılmasın diye İsviçre'ye yatılı okula gönderdi. İşte ben de burada böyle. Aman. Öf. Hasta kıza neler anlatıyorum ya, çok saçma. Özür dilerim. Böyle hastaneye gelince böyle anılar başımdan aşağı boşandı. İşte kazadan sonra kardeşimle böyle günlerce yatmıştık. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ay tamam, geçti. Bu akşamlık benden bu kadar. Senin hayat hikayen, biraz da sen anlat bakalım. Gözümü açtım mı seni gördükçe iyi. Hatırlıyor musun? Biz seni ilk böyle tanışmıştık. Hastane odasında. Melek. Evet ben Melek. Nereden bildiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Öldük cennete geldik. Ben nefes almıyor musunuz gibi gelmişti de onu kontrol ediyordum. Siz şu anda hastanedesiniz. Ben de gece hemşiresi Melek. İşte bizimkiler de öyle normal bir aile. İşte babam esnaf benim. Bir tane fırınımız var yaslağın merkezde. İşte abim babamla çalışıyor. Ondan sonra kız kardeşim liseye gidiyor. Çok güzel okuyor maşallah, doktor olmak istiyor inşallah. Annem emekli oldu. 20 yıl falan tarih hocalığı yaptı. Öyle iyilerdir yani. Güzel ya. Sevgi dolu kalabalık bir ailem var işte. Evet, öyledir gerçekten. Çok özledim onları, burnumda tutuyorlar vallahi. Narin, ya şimdi sen kaza falan da yaptın ya, haber vermek gerekmez mi? Gelmek isterler belki. Yok, yok, yok. Şimdi boş yere panik olurlar, gelmeye falan kalkarlar. Hiç gerek yok, iyi böyle. Ben şimdi iyileşirim, alçım falan çıkar, kendim gider anlatırım her şeyi bir. Delisin sen ya. Yeni mi fark ettin bunu? Gecen nasıl geçti? Ah, yavaş yavaş yavaş. Ah, iyiydi. Öyle bir uyumuşum ki zor uyandırdı hemşireler. Tabii bir önceki gece benim çenemden uyuyamadın ki. Ya amcam buradaydı az önce Deniz. O ne iyi adam ya. Vallahi o kadar iyi biri ki. Çok utandım ha. Öyle yani benim sakarlığım yüzünden bütün aile ayağa kalkmış, seferber olmuş. Gerçekten çok utanıyorum ya. Allah Allah. Kızım sen hep mi böyleydin? Şu kafanı çarpınca mı böyle oldun? Anlamıyorum yani. Şişt, sana arabayla çarpan beni unuttuysan hatırlatayım. Hadi kalk gidiyoruz. Yavaş. Sakin. Küçük küçük gel. Yavaş. Allah. Zor ha. Dur 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 dur. Yavaş. Hop. Tamam. Tatil bitti yani. Yok be. Daha yeni başlıyor tatil. Nereye gidiyoruz?
Vallahi ben kendim giderdim ama bu ayakta biraz zor görünüyor tabii. Deniz, benim işe gitmem lazım. Ha. Sen bu ayakla çalışacaksın yani. Kızım sen gerçekten kaçıksın ya. Seni bu halde çalıştırmaya kalkan şirketi ben o gün ihbar ettirip kapattırırım, haberin olsun. Aa, o ne öyle be? Kürek mahkum musun canım sen? Ya. Gidiyoruz. Bip bip. Yavaş. Hadi sen gir, ben seni burada bekliyorum. Yok yok, gerek yok beklemene, git artık sen. Ben giderim buradan, eve yakın zaten. Saçmalama canım, hadi gir konuş, bekliyorum. Hadi. İnşallah beni işten kovmaz. Aman, kovarsa kovsun canım, başka iş mi yok sana? Başka iş buluruz. Bana bak, öyle ezik ezik konuşma. Bırak korksunlar senden biraz, yukarıdan bak azıcık. Hadi. Senin tuzun kuru tabii. Ne cins kız ya Rabbim ya. Narin. Aa. Ne oldu sana böyle? Ya işte. Hay Allah. Gel gel. Bu ne hali böyle a kızım? Sorma amca. Geç otur geç. Bak ben size dedim. Mutlaka bu kızın başına bir iş gelmiştir dedim. Ya. Ay, önemli bir iş değil. Bir trafik kazası basit ama oldu işte. Allah beterinden saklasın. Bunun da geçmiş olsun. Niye kalkıp geldin buralara kadar? A kızım kendini yordun. Evde oturup dinlenseydin ya. Olur mu acamca öyle şey? Ben iki günü zor ettim, zor bekledim. Çalışamıyorum diye delirdim. Ha, yani mutfağa gidip bulaşık yıkayacaksın. Bu vaziyette. Evet evet, olmaz bir şey. Oturunca ağrımıyor. Şöyle yüksek bir tabure buluruz. Otururum, oturduğum yerden yıkarım ben hepsini. Ne olacak ki? Komik olma kızım. Bu vaziyette çalışılır mı? Maazallah sakat kalırsın. Hacı amca, ya ben çalışmak mecburiyetindeyim. Ne olur gidemem başka yere. Bu ayakla işte bulamam. Sakın kovma beni. Ne kadar zaman kalacakmış bu alçı ayağında? Ya bir ay dediler ama sen bakma. Benim bünyem çok sağlamdır. İki haftaya çıkar, iyileşirim yani. Al bakalım. Bir aylık maaşın peşin. Şimdi doğru eve gidiyorsun. Yatağa yatıp dinleniyorsun. İyileşinceye kadar da gelmek yok. İşin burada kaçmıyor. Yok alamam. Alamam, ben kabul edemem öyle ya. Acamca olmaz. Kızım sadaka vermiyoruz. Maaşını avans olarak veriyoruz. İyileşince çalışıp ödeyeceksin. Hadi hadi al şunu bakayım. Al. Yapma ama böyle. Oğlum bize bir bardak su getir. Başla. Hadi çabuk. Sağ ol hocam. Hadi yapma ama. Arkadaşım. Önüm. Deniz. Geç, ne geç. Oldu? Gene mi kavga çıktı? Bu hafta kaçıncı? Nerede o parmak? Aman aman aman. Dur kızım, dur dur. Kalk. Ne oldu kızım? Elledi. Ne? Ahmet çabuk özür dile hanımefendiden. Amca ne özrü ne özrü? Adam beni babamı elledi. O özür dileyecek, ben de kabul mü edeceğim? Kızım bu deli deli, bildiğin deli. Ne yaptığını bilmiyor ki. Bildiğimiz deli. Ha. Ay özür dilerim kardeş, gel bir daha les. Bana ne dediysen dedi be. Tövbe ya. Tövbe, hadi yürü Ahmet yürü. Size ne giriyorsunuz? Ayıp be, günah. Mahallenizin delisine sahip çıkın. Terbiyesizler. Deniz. Kızım sen ne korkusuz şeysin be. Aa, tıpkı benim gibi. Deli mi ne? Ruh ikizimi buldum sanki. Bitti mi? Reklam olduk bütün mahalleye. Bittim. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Aa deliymiş. Allah. Ya. Sabah sabah bir de babamızı elledi ya. Deliymiş. Ay. Tövbe tövbe. Gel gel. Hı, oldu. Kolay öyle. Oğlum bak. Delikanlı adam bir manitayla yaşadıklarını kimseye anlatmaz. Kendi içinde kalır. Gerekirse kendisiyle beraber mezara götürür. Ya abicim benim senin mahremiyetine bir lafım yok. Ne oldu onu merak ettim. Bir çıtırdan anlatsan olmuyor mu yani? Neyi merak ettin lan? Neyi merak ettin ya? Nasıl çam devirdiğimi mi? Baltayı nasıl taşa vurduğumu mu? Bir de yetmezmiş gibi çıkarken kızın elini öptüm. Başına koymadın inşallah abi. Hani sizin için hayırlısı neyse olsun abi.
Atıf'la Narin değil mi lan bu? Bir süredir kayıp olan ve emniyet tarafından aranmakta olan Atıf Birsel, kalp krizi geçiren annesini ziyaret etmek üzere tedavi gördü, hastaneye geldi. Mila Birsel'in şoförün kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilmesi sırasında rahatsızlandığı ve şoförün durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Silahtar Birsel'in olay sırasında araçta olup olmadığı konusunda bilgi alınamadı. Atıf Birsel kız arkadaşı ve avukatı Narin Yılmaz'la birlikte hastaneye... Ya tamam yeter, hepsini okuma ya, Allah Allah. Öyle birader. Beste yok olun mu? Atıf ortalığa çıkmış. Narin'le beraber iş yapıyorlarmış. Evet, silahtar Birsel kaçırılmış. Karısı da yanındaymış. Korkudan kalp krizi geçirmiş kadın. Üstelik bunu bizim birlikte tezgahladığımızı düşünüyorlar. Allah Allah oğlum, bunlar yağmur yağsa bizden bilecekler ha. Biz niye... Evde misin sen? Evdeyim, gel. Tamam, yarım saate geliyorum, konuşuruz. Ben gidiyorum. Ben de geleyim istiyorsan abi. Nereye geleceğim ya? Nereye geleceğim? Kal sen. Atıf bu. Ay neyse ki iyiymiş. Ay çocuğun başına neler gelmiş ya. Atıfcığım. Ay ben şimdi okudum, iyi misin? Deniz'cim iyiyim de sen yalan olur. Neredesiniz canım, ben hemen geliyorum. Hangi hastane? Yok yok yok, gelme, Narin zaten burada. Yani ben malum durumlarla uğraşıyorum, giriyorum çıkıyorum falan. Ya ulaşamadık sana, bir şey oldu zannettik. O kadar korktum ki. Şey, ben bir şey olursa seni haberdar ederim, tamam mı? Hiç merak etme. Tamam tamam, kesin arıyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Deniz. Geliyor muymuş? Yok yok, gelme dedim. Abi hadi sen de. Dön git eve, biraz yatıyor. Yok ya, ben iyiyim böyle. Can git gerçekten. İdare ederiz biz. Hem birimiz dinlenmiş olur, dönüşümlü kalırız hadi. İyi tamam. Ama bir şey olursa beni haberdar edin, tamam mı? Aynen aynen. Adamlardan hala haber yok. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar babamı kaçırdılar. Annemin de kalbi tuttu. Kadıncağız fenalaşınca babamı ısrar etti, ambulans getirtirdi. Bunlar nasıl vahşet lan bu? Ama bak göreceksin, o Erol'u da, Fırat'ı da, Selmet'i de. Atıf, hadi canım gel. Senin biraz uyuman lazım. Hadi canım benim, dinlen gel. Gel sana bir oda bulalım. Hadi. Hadi ne olur. Teşekkürler. Sen bu Sermet'le niye bu kadar samimi oluyorsun? Tuhaf zevkler mi edindin bu aralar? Yeraltı baronlarına mı merak saldın? Kendine bak, bir adama bak. Allah aşkına, olacak iş mi yani? Saçma saçma konuşma be. Arkadaşız biz sadece. Ablacığım, ben ona nasıl baktığını gördüm. Beni uyutamazsın, tamam mı? Hani ne konuşuyorsunuz birlikteyken? Ortak zevkleriniz nedir? Müzik, yemek, bir seyahate nereye gidersin ki sen o adamla? Bir düşün. Gerçekten sabah sabah seninle uğraşamayacağım ya. Bilmiyorum. Bu söylediklerimi bir düşün bence. Neyin içine girdiğine dikkatlice bir bak. Ben nereye gidiyorum ya? Kız haklı. Ay böyle olmaz olmaz. Yok, benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Sermet başkasını seviyor. Hem bana uygun değil ya. Taban tabana zıt insanlarız biz. Nasıl bir ilişki olabilir ki zaten? Of! Deniz, sürpriz oldu ya. Selamünaleyküm. Buyur. Hmm.
Evinde Şampiyonlar Ligi giymiş Fırat. Kaç para kira veriyorsun buna? Beğendin mi? Yoksa bana komşu olmaya mı karar verdin? Benim eşyalar sığmaz birader buraya. Hiç otur. İşinden alıkoymadım inşallah. İşmiş yok. Atıf Veled'i babasının bankanın üzerine saldı. Akılları bulandırıyor. Bir sürü izin aldım ben de. Ben o Atıf'ın kafasını koparacağım ama. Neyse. Anlasana bana şu mevzuları. Bu kaçırılma maçırılma olayları nedir? Bize patlamasın yine. Ya bunları yan yana konuşalım. Ben sana geleyim mi? Tamam. Yalnız benim bir temizlik yapmam lazım. Bir saat ver bana. Yani temizlik derken gerçek anlamda temizlik. Ya da dışarıda buluşalım. Yemeğe gidelim. Ha? Önemli değil işte canım. Bu vesileyle atölyeni temizlemiş olursun. Tamam. Benim anlamadığım mevzu, bu Atıf gerizekalısı bize niye tutuldu ki? Biz onun babasını niye kaçıralım arkadaş? İşte kara para aklama çetenize beni de dahil ettiler sonunda. Topluca bizi dava edecekler Narin'le birlikte. Biz de engel olmak için hesapta babasını kaçırdık. Bu Atıf Narin'e veriyordun, veriyordun, kızı gaza getiriyor. Sonra kızı Erol Durat'ın karşısına çıkartıp düşman ediyor. Zaten zor tutuyorum Erol'u bu aralar. Silahları o kaçırmıştır belli. Ama bizlik bir durum yok yani, daha önce çağırdılar. Verdik ifademizi, çektik gittik. Bu sefer olay farklı Sermet. Adamların elinde tuğla gibi belgeler var. Dün dağ evinde burnuma kadar soktular. Adam resmen al bunları, babam serbest bırak dedi bana. Düşün artık işte. Kim bilir senin hakkında nasıl belgeler var ellerinde. Vallahi gidip kendimiz görürüz belgeleri. Yalnız Narin nasıl inanıyor Atıf'a ya? Narin nasıl mı inanıyor? Nasıl inanıyor biliyor musun? Yıllar önce senin tehditlerinden dolayı onu terk ettiğimi öğrenince Atıf'la birlik oldu. Ne diyorsun lan sen? Ben yanlış mı duyuyorum? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı Fırat? Ne olmuş? Ne olmuş Sermet? Anlaşma bitti. Şimdi rahmetli babamı polise ihbar edeceksin. Ne demek lan anlaşma bitti? Ha? Kız geçmişi bilmiyor. Niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Niye karıştırıyorsun lan ortalığı? Benim bütün umutlarımı bitirdiğinin farkında değil misin lan? Lan senin ne umudun var oğlum? O kızla ilgili senin ne umudun olabilir? Gerizekalı! Ne diyorsun lan? Lan! İyi misin oğlum? Biraz. Yap şu. İyi misin lan? Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Ali, hemen buraya bir doktor gönder. Nereye abi? Fırat'ın evine gerizekalı doktor gönder. Atıf'ın evinde bir şey yedin mi? Atıf'ın evinde bir şey yedin mi? Ali çabuk ol, Ali çabuk ol. Tamam abi. Görüşürüz, benim gitmem lazım. Oğlum sık kendini. Sık kendini Fırat. Fırat sık kendini. Su. Su. Buyur canım. Sağ ol. Günler geçmek bilmiyor burada be abla. İnşallah bu defa bir aksilik falan çıkmaz. Kalbini ferah tut sen. Çıkmaz inşallah. Leyla, Zehra, Şadiye mektubunuz var. Hayır, dur inşallah ya. Bir bak. Şadiye'm. Sen misin meğer benim kalp ağrım? Seni beklemişim ben bunca zaman. Seni görünce anladım bunu. Bu arada aldım hayırlı haberlerini. İlk duruşmada serbest kalacakmışsın. Seni kapıda bekliyor olacağım. Dışarıda bizi bambaşka bir geleceğin beklediğine inan. Bu inançla doldur kalbini. Zafer.
gerzek. Sal. Aklı sıra. Beni bu hayattan kurtaracak aklı sıra. Olacak şey mi ya bundan sonra? Ben şöyle daha küçük, daha mazbut bir çevrede ev arıyorum. Mazbut çevrede. Yakında düğün var galiba. Kısmet olursa. Hayırlısı. Bakalım istersen. Bakalım abi. Bak bu hemen arka sokakta. Tam senin istediğin gibi. Yok yok. Böyle sokağa bakan balkonu falan olmasın. Anladım ben seni. Şuna bir de bakalım istersen. Hah bak buymuş abi işte. Yani nişanlım böyle çok fazla göz önünde olmayı sevmez de. Mahremiyetimize biraz önem veririz. Ne güzel. Maşallah. Şu eve bir bakalım mı abi? Hemen, hemen. Neredeydi anahtar? Gelin hanım eve bakacak mıydı? Yok, o bana bırakır böyle mühim kararları. Yanlış doktoru getirmişsin oğlum. Abi acil dedin, doktor dedin. Hani bir biz abi geldi benim de aklıma. Bir bakalım, gerekirse hastaneye götürürüz. Neyse bu daha iyi olmuş. İçeride gel. Hayırdır abi, yemek olayına mı girdin? Yok be oğlum, çocuk acaba yanlış bir şey yedi de midesi bozuldu mu diye bakıyorum. Oo, kaz ciğeri. Var ya senin birader ağzın tadını biliyor abi. Sen nereden biliyorsun böyle kaz ciğeri, maz ciğeri? Abi Narin yengelerle Deniz yengeler yemek dersi almıştı. Onlarla beraber girdim ben de. Bir tane yenge var Ali. Zevzeklik yapma. Çok özledim seni. Deli oldum yokluğunda, yaşayamadım. Ben de canım. Ben de. Can. Söyle aşkım. Biz evlenelim mi hemen? Vallahi bak ciddi söylüyorum. Şu ilaçları bir alsın. Ağırlaşırsa hastaneye götürmek lazım ama daha derin tetkikler için. Tamam. Sen beni aşağıda bekle, ben seninle bir şey konuşacağım. İyi misin birader? İyiyim, daha iyi. İyi. Yarına kadar toparla da yarın seninle şu eve bir ziyarete gidelim. Orası çok sık koruma altında tutuluyor. Dışarıda 1000 tane adam var. Orası kolay. Sen o işi bana bırak. Ayrıca öbür konuyu da sıkıntı etme. 50 tane şahit bulurum. Sen yurt dışındayken rahmetli senin imzalarını taklit etti. Zaten yalan da değil. Yanına bir adam vereyim mi, ister misin? Her şey için sağ ol. Sen de sağ ol. Bugün sana, yarın bana. Çünkü biz zoraki biraderiz. Ha, ayrıca da Narin her şeyi yumurtladığın için seni bir güzel pataklayacağım, haberin olsun. Çekinme, gel. Dayağımı yersin arada. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Ya da Allah'a emanet. Sinan, akşama bana gel de bir yemek yiyelim seninle. Bir şey konuşacağız. Hadi eyvallah.
Ama böyle olmaz ki Sermet Bey, ayaküstü. Allah Allah ya, sorun benimle ilgili değil ya. Bizim bir kardeşimizle ilgili. Şimdi bu çocuk bir kızı seviyor, böyle 1000 yıldır falan seviyor kızı. Şimdi bunun hayatına bir de yeni bir kız girmiş. Hoş bir kız, düzgün bir kız. Kız buna karşı boş değil, bu kıza karşı boş değil. E bir taraftan da böyle 1000 yıldır devam eden bir muhabbet var. Yani özümsenmiş bir tarih süreci var. Yani çocuk geldi bana soruyor, ne yapayım abi, ne edeyim diye. Her gece sabaha kadar başımı şişiriyor tabii, içiyor rakıyı, içiyor rakıyı. Rakıyla da kalmıyor falan filan derken benim kafam balon yapıyor, yani yardım et bana. Zor bir durum. Ama gerçek hayat her zaman ağır basmalı vereceğimiz kararlarda. Bu yeni hanımla bir araya gelme ihtimali varsa, düşteki hanımı özleyerek geçireceği zamandan çok daha mutlu olacağı kesin. Ben yeni hanım derim. Bence de yeni hanım, değil mi? Hayat devam edip gidiyor, bekle bekle nereye kadar? Evet. İnsanın içi kurur. İyi, tamam o zaman, ben tutmayayım seni. Tamam, görüşürüz. Tabii ya. Yeni kadın arasını satayım. Biz geldik. Vay Baldız, ne haber? İkimiz de yuvaya döndük demek. Neyse, bir yere kaybolma, pasta aldık, kutlama var. Sana büyük haberlerim var. Bravo, bravo gerçekten. Bu muydu çözüm yani? Sermet şıkkını tekrar değerlendirmeyi düşünebilirsin bence. Şey bana bak, ben siz müjdeyi vermedin değil mi? Evleneceğimizi duyunca yüzünün alacağı şekli görmek istiyorum. Ama söyledin, söyledin sen şimdi. Harika. Harika. Nasıl gidiyor mevzu? Açılabildin mi kıza? Yok abi ya. Kadın taktik değiştirdi, açık oynamaya karar verdi. Piyasaya çıkınca da herife kancayı taktı. Herifin evinden ayrılmıyor abi. Sen ne yapacaksın peki? Halay mı çekeceksin düğünlerinde? Yok. Bir güzellik düşünüyorum Uyit'e. Yap tabii. Yap. Elinde imkan varken yap. Değil mi, bu sefer terzi kendi söküğünü diksin. Haliyle. Bir iş yapacağız seninle. Bir çevre temizliği. En iyi adamlarını ayarla. Böyle bilgisayardan falan anlayan çocuklar olsunlar. Tamam abi. Ne zaman? Yarın öbür gün yaparız. Tamam. Atıf. İyi olmana çok sevindim. Ama keşke bu koşullarda karşılaşmasaydık ya. Ne yapayım, haber veremedim. Biliyorsun sizi de tehlikeye atmak istemedim. Bana yapamadıklarını babama yaptılar. Annem komada. Kadıncağız belki kalp krizinden ölecek. Böyle işte durumda. Düzelecek kardeşim ya. Sen sağlam dur. Hala bir haber yok mu heriflerden? Yok. Bekliyoruz. Yok. Ama adamlar kendilerini açık ettiler. Var yani. Kim? Atıf. Bazı şeylerden emin olmadan ortalığı bulandırmasak? Ya bırakın şifreli konuşmayı da, ne oluyor? Adam gibi anlatın ya. Narin Hanım'ın Fırat Bey'i koruyası geldi galiba. Yarın dava açıldığı zaman da avukatlığını sen yaparsın. Bazıları sağduyusunu kaybedince hatırlatmak gerekiyor da ondan. Bence de ondan. Ya kardeşim, kendi meselelerine alet etme artık şu kızı. Hata ediyorsun. Fırat Kazan'la derdin neyse kendi başına hallet. Bak bu kızı en savunmasız yerinden vuruyorsun. Farkında mısın? Yapma. Narin, Deniz. Sakın hiçbir şey sorma. Lütfen. Hayatımın en berbat günlerini geçiriyorum. Nasıl sormam ya? Kızım biz hala arkadaşız. Dur canım dur. Alacağım ben seni. Bekle.
Gel. Yavaş. Dur. Acele etme. Gel. Tamam. Narinciğim, bak bir şey söyleyeceğim. Sen iyileşene kadar gel bende kal. Burada tek başına yapamazsın, zor olur. Yok Deniz, hiç gerek yok. Hallederim ben, sağ ol ya. Dur. Çok geçmiş olsun ya. Ne oldu size böyle? Önemli bir şey değil. Öyle ufak bir kaza işte. Ya önemli olmaz. Olur mu? Şu halinize bakın. Canım. Senin adın ne? Gel bir yardım et. Şu Narin'in yatağına yatıralım. Gel. Rıfat, ben memnun oldum. İyi. Hemen tabii. Yavaş. Buyurun Narin Hanım. Ya. Şöyle koluma girseniz aslında. Ha, ver ver. Değil mi? Ver sen onu bana. Ya. Bunu da ver canım. Arkadaşlar. Gir koluna gir. Hiç hadi. Gerek yok. Gerçekten ben kendim gider yatarım. Çıkarım da ya. Ay Narin, yeter artık. Yani ben seni şuraya yatağa yatırmadan rahat etmeyeceğim, bir kabul et. Bak canım, sen şimdi mahallenin gencisin anlaşılan. Ne yapalım biliyor musun? Sen arada sırada Narin'i yokla. Ben şimdi büyük alışverişini yapacağım. Hani günlük böyle çarşı işleri falan olursa sen yardım edersin. Tamam mı canım? Tabii tabii, ne demek? Dur. Gel gel gel. Dikkat edin Narin Hanım, aman. Ay yavaş. Sıkı tut, sıkı. Tabii tabii. Gel canım, gel. Yavaş. Heh. Acele etme. Dur, 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 dur. Neresi? Şurası odam, şurası. Dur, dur, ben açarım. Ay! Açsana kapıyı be kardeşim. Ay bunlar kim? Ay ne bileyim, ne işiniz var ya yatağında? Ne oluyor ya, bu ne gürültü? Ay, Zeynep! Sen mi geldin? Gene ne vurmuş burası? Biri oradan çıkıyor, biri buradan çıkıyor. Ne diyorsun sen be? Terbiyesiz. Sen ne? Kime terbiye istiyorsun be? Senin yaptığın esas terbiye isteyenindik halası. Kiraya vermişsin evi, o odadan da bu odadan da para alıyorsun sonra. Ya sen terbiyesiz sensin. Ay sokun bana ya. Kadın bellerini sen be. Rica edeceğim. Kimseyi de ya. Ya ne sakin. Ne diyorsun sen? Benim evimde bana. Parasını veriyorum odanın. Allah Allah ya. Narinciğim, na, hemen topla eşyanı, hemen topla gidelim buradan. Buradan mikrop koparsın, ben seni bu yatakta var ya. Düzgün konuş. Asla yatma, hemen topla eşyanı, hadi gidelim bak. Mikrop Zeynep, kapacağız buradan. Zeynep, ya. Parasını veriyorum bu odanın ya. Düzgün konuş. Aşk olsun bana ya. Yok da, yok da. Ay, kendi odanın parasını, parasını veriyorum o kadar. Zeynep ya. Yapışıyorum yani. Yeterin gözü. Yeterin gözü. Ya Deniz, Allah aşkına. Tamam gidelim ya. Rica edeceğim. Cengiz, ne işin be? Çirkin. Bana diyor çirkin. Sensin çirkin. Dokunma. Ne? Hadi gidelim, hadi gidelim ya mikrop. Bir de kira borcundan bahsediyor. Evi işletiyor resmen. Senin odadan kira alıyor belli. Terbiyesiz, hala seni olmaya çalışıyor. Yemezler ama. Ya. Ah be Narin, sen nasıl düştün bu pisliğin içine ya? Ben de işte onu diyeceğim, diyeceğim de bir türlü diyemedim. Çekindim yani. O Zeynep bizim mahallede hiç iyi bilinmez. Çok isabetli bir karar oldu. Narin Hanım hiç yakışmıyordu o eve. Duydun değil mi? Duyuyorsun. Bak hala söyleniyorsun evsiz kaldım diye. Aman koca İstanbul'da başka ev yok sanki. Ya ben şimdi bu ayakla nereden ev bulacağım? Nasıl ev bulacağım ya? Başımı soktuğum bir çatım vardı hiç olmazsa. Ondan da olduk. Sokakta kaldın sanki. Bize gidiyoruz işte. Kocaman ev. İstemediğin kadar da boş oda var. Benim canıma minnet senin gibi arkadaş. Yalnızlıktan kafayı kırmak üzereydim zaten. Şikayetiniz nedir? Bak şimdi doktor abi, az önce Melek hemşireyle odanızdan çıkan Mehmet Yılmaz var ya, o benim abim. Bana söylemiyorlar ama ben biliyorum, kötü bir hastalığı var abim. Olur bak, gözünü seveyim söyle, nesi var benim abim? Bunu söyleyemem, bu mümkün değil. Yasak yani, yapamam. Ama doktor abi, bak benim meczup annemden bir de abimden başka hiç kimsem yok hayatta. Eğer abime bir şey olursa ben yaşayamam, ölürüm yani. Hiç değilse söyle, çaresiz bir derdi yok değil mi hastalığının? Yapmayın böyle lütfen. Ya
Yarın ilk altyapı maçıma çıkıyorum Şade. Senin için de şöyle mis gibi kafa gol atacağım bak. Lan şöyle iyi izle. Burada ders çalışıyoruz görmüyor musun? Git başka bir yer gör hadi. Tamam lan kızma hemen. Bir tane de senin için atarım. Bir tane de annem için atarım. Böyle goller devam ettikçe ver elini Beşiktaş. Babam için atmayacağım mı yani? Şadiye babam o zakarif için bile gol atmam ben. Al. Abi. Hı? Bir çok çalınca biz de yanına getireceksin mi? Tabii götüreceğim kız. Siz olmadan ne yaparım ben ha? Hepinizi kurtaracağım ben. Hem oradaki antrenmanlarda bana kim yardım edecek ha? Değil mi? Tamam lan ağlama ağlama. Seni de kurtaracağım ben göreceksin. Hem sen niye böyle boyuna ders kitaplarına bakıyorsun onu da hala anlamış değilim. Benim bu topa kafa atmaktan kafam patlamaz da... ...senin bu ders kitaplarına bakmaktan kafam bomba gibi oldu bomba. Of! Çekil be Burak. Hem senin kafan neden patlamaz biliyor musun? Neden? Çünkü senin kafanın içinde odun var odun. Çok mu komik? Evet. Gel Nazlı ya. Çok komik ha? Ya bıraksana kız. Bak kekeme olacak şimdi. Kekeme olacak ha? Kekeme. Kekeme öyle mi Nerin Hanım? Sen nereye çıktın şu an? İyi kız aşağı. Ben şimdi görürsün. Kimi görürüm? Hadi bakayım göster. Sana antrenman yaptıracaktım ben abicim daha. Hayallerimiz vardı. Lan ben bu çocuğu yeterince dövmedim mi ya? Lan illa diş kıracağız, tırnak sökeceğiz ya. Ne kadar anlayışsızsınız ya. Abi galiba bu Deniz denen kız Narin yengeyi kendi evine getirdi abi. Buyurun Narin Hanım. Yeni eviniz. Sen burada tek mi yaşıyorsun ki? Yani işte ara sıra uğrayan annemle babamın hayaletlerini saymazsak sayılır. Çıkarma çıkarma boş ver. Burada çıkarılmıyor baksana Zahir öyle girdi. Rafet'cim sen merdivenlerden çık yukarıda buluşuruz. Hadi canım. Ne yapacaksın peki? İzin verecek misin Atıf'a? Yani Sermet'le Fırat'ın başı yanacak. Vallahi her şey ortada Deniz. Bütün belgeleri inceledim. Evraklar falan ortada. Yani kaçakçılık, ne bileyim çete kurma, dolandırıcılık. Aklına ne gelirse var. Çok uzun yatarlar yani. O zaman Fırat'la Sermet kaçırdı silah darbeyi. Ha? Bilmiyorum vallahi Deniz. Aklımı oynatacağım. Yani ortada somut bir delil yok. Ama Fırat bankadan ayrılmış. Bana silah darbe sebep olmuş. Ne? Ay Allah'ım ya. Biz nasıl insanlarla arkadaşlık ediyoruz? Nasıl insanlar bunlar? Şuradan benim biraderi alacağız. Aşağıdayız. Güzel bir hayatımız olacak seninle. Tertemiz bir hayatımız olacak. Bütün pislikleri temizleyeceğim tamam mı? Küçük güzel tatillere çıkacağız. Pazarlara gidip alışveriş edeceğiz. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Çocukluğumuzdaki gibi. Çocukluk hayallerimizi gerçekleştireceğiz.
Fırat Kazan senin birader mi abi? Öyle. Baba bir an ayrı. Tanıştırayım. Sinan. Güvenlik işi yapar. İşinde iyidir. Fırat Kazan. Tanıyorsundur. Silahlar Birsel cephesinden hala bir bilgi gelmemiş. Kaçıranlar sessizliğini koruyor. Atıf da beni arayıp duruyor. O iş bende, bir sıkıntı yok. Hadi gidelim. Asayiş Berkemal mi? Evet abi, sıkıntı yok. Durum nedir çocuklar? Gereken bütün kopyaları aldık sayılır Sinan Bey. Az bir işimiz kaldı. Güzel. Bunlar Sinan'ın ağ takım Fırat. Bilgisayar konusunda uzmanlar. Sinan, sen bütün malzemeyi bizim eve gönder. Biz Fırat'la okuruz. Aslında bizim gelmemize gerek yoktu da heyecan olsun dedim. İstersen Atıf'a bir not bırak. Geldiği zaman aklı çıksın ha. Benim dosyaları hangisi? Buyurun Fırat Bey. Sizin ortağınız olduğunuz şirketlerle ilgili tüm bilgiler bu dosyalarda. Soracağınız bir şey olursa arayın. Fırat Kazan. Bu kadar. Bizim işimiz bitti. Her şeyi kopyaladınız değil mi? Tamamdır. Şimdi açsınlar davayı. Bakalım mahkemede Narin bizim sırtlanlarla uğraşabilecek mi? Sen tutturmasan yasamasa diye aslında şu Atıf'ın kellesini kopartacağım da. Şimdi işin gücün yoksa bir de adamın babasını kurtarmakla uğraş. İşe yara biraz. Lan sen 40 yıl beni sırtında taşısan yediğin altlardan dolayı affettiremezsin kendini. Senin de hoşuna gitti yalnız bunlar ha. Sen beni ara sıra ara. İyi oluyor böyle. Senden bir cacık olmaz oğlum. Taş yerinde ağırdır. Ben nerede ağrım emin değilim artık. Efendim. Öyle mi? Tamam o zaman. Siz şahsı rahat ettirin. Ben geliyorum. Hadi eyvallah. Fırat, sen Sinan'la gidersin. Ne oldu, bir şey mi oldu? Benim bir işim var. Sermet. Nereye gidiyorsan dikkat et kendine. Eyvallah birader. Merak etme. Hoş geldin. Abi kimsenin burnu kanamadan hallettik abi. Bir tek iki bayıldı o kadar. Neler oluyor Sermet Bey? Geçmiş olsun abi.
beni kurtaran bunlar senin adamların mı? Yanlış yapmadılar inşallah. Karımı sokak ortasında can çekişirken bırakıp buraya getirdi beni bu şerefsizler. Çok merak ediyorum onu. Şu telefonunu ver bana. Arkadaşlar siz yavaştan gidin isterseniz. Görüyorsunuz annenin yanına çık git gel derken. Hem düğün hazırlıklarınız falan var, onlarla ilgilenirsiniz. Yok be oğlum, sen rahat ol. Hem aklımız sendeyken olmuyor yani. Canım gel bak bize, bir iki saat yat, dinlen, bir şeyler ye. Kendine gel, yazık ya. Bir şey olursa ararlar, haber verirler sana zaten. Aslında doğru söylüyorsun, bayağı insanlıktan çıktı. Alo. Baba. Tamam abi. Fırat Bey. Sermet abi sizi Atıf Bey'in yanına hastaneye götürmemi istiyor. Silahtar Bey'i almışlar, hastaneye getiriyorlarmış. Ne adamsın be Sermet. Ne olmuş? İnanılmaz bir şey. İnşallah dalga geçmiyorlar. Babamın sesi gayet normal geliyor. Annemi soruyor sürekli. Ya süper işte. Ya pişman olup bıraktılar demek ki. Bak sakin ol, hiçbir sorun çıkmayacak. Tamam. Net bir şey ya. Ne oluyor kardeşim? Gelsin şu silahlar bey artık ya. Kalpten gideceğim ha. Ha, Narin de geldi. Atıf. Ne oldu, geldi mi baba? Yoldalarmış, gelecekler herhalde. Tamam, yani bitti geçti hepsi. Tamam, tamam. Sayma Hanım, ne oldu? Ne oldu? Ayın sağ olsun oğlum. Fırat! 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 Lan katil!